Herkese selamlar dostlar. 6 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinizde selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Eurolik değerlendirmeleri yapacağım. Euroleague'de ortalık karışık. Çoğunda iddiada yakalayacağımızı düşünüyorum. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Fenerbahçe ile Anadolu Efes maçı var. Fenerbahçe kaç sayı atar? Bilen tam 5 kişiyi Nisan ayı boyunca katı telegram gruplarımıza alalım. Derbidir muazzam bir maç olacak. Yani günün en baba maçlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sizce Fenerbahçe kaç sayı atar? Geçen Efes'i sormuştuk. Bu sefer de Fenerbahçe'yi soruyorum. Bilen 5 kişiyi alalım. Değerlendirecekleri, katılacaklar, bol şanslar. Geçen sorduğumda tam 6 kişi bilmişti. Bu sefer bilen 5 kişi ben doğrudan alacağım. Katılımı sağlayınız. Instagram adresimiz değişti arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Instagram Kangal Bey. Buradan benimle iletişime geçmek isteyenler, gruplara gelmek isteyenler, şikayet, öneri ve görüşleri olan herkes buradan benimle iletişime geçebilir. Mesela tanınan herkese bol şanslar dilerim geçelim. Canlılarla birlikte devam ediyoruz zaten yine hafta sonu olsun hafta içi olsun fark etmiyor. Biz editörlerle birlikte canlılara devam ediyoruz. Hatta sabah canlıları yaptık sabah canlılarından da bahsedeceğim birazdan ekrandan göstereceğim. Hatta direkt ekrandan göstereyim arkadaşlar. Şimdi sabah canlı yaptık. Ne yaptık? Melbourne City maçına 2.5 üst olarak değerlendirme altına aldık. Geldi. Ev sahibi kazandı 2-1. Skorla buradan yakaladık. Oradan Urova, Urova, Red mücadelesi vardı. Toplam gol 1.5 üst aldık. Bu başarısız oldu. Devam ettik. Dedi ki Kasima maçına ilk yarıdan bir gol olur şeklinde aldık. Bakın oran 2.31. Dakika şeyde aldık. Hop geldi mi geldi. Hatta ne yazdık altına dedik ki golü Kasima'dan bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da yazdık. Ufak olarak bunu da alın. O da 2.78 gibi orandan kazandı. Bakın 2 oranlı kupon yakalayamadığımız günler oluyor. Canlıda 2.78 oran kazanıyoruz. Siz düşünün. Oradan devam ettik. Birinci gol Nagoya bir 33 orana gittik. Bakın baskı vardı gelmedi. Sonradan dedik ki ilk yerden dep gol yedi. Dedim ki dakika 31 2.48 gibi oranla ev sahibi gol atar. Yani ilk yerden karşılıklı gol var. Nagoya oynuyordu çünkü. Editörümüz verdi ben de takip ediyordum. 2.48 gibi orandan onu da yakaladık zaten ilk yerden goller aktı geldi. O şekilde ilerledik. Onun dışında devam eden şu an bir tane daha canlı vermişiz. Partisan mücadelesi dakika 29'a vermişiz. Gelir gelmez daha yeni verdiğimiz bir canlı. Bu şekilde canlı grubuna da ilerlemeye devam ettiğimizi belirtelim. Katılacak herkese bol şanslar. Sizlerden ricam bugün çok fazla yani maç olmadan kaynaklı. Ben Euroleague'i değerlendirdim. Euroleague'i de çok yakından takip ediyorum. Severek değerlendiriyorum. O yüzden sizlerden güzel bir like seviyesi bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Fenerbahçe-Kayseri maçıyla başlayalım. Fenerbahçe Kayseri maçında şöyle bir beklentim var benim. Fenerbahçe zaten burada ne kadar yedek kadroyla çıksa bile ki bu seviyeler önemli seviyeler. Hatta Galatasaray'ın şu an kadrosu belli oldu. İdeal 11'e yakın çıktı. Onu söyleyeyim. Mertens, Icardi hepsi oynuyor açıkçası. Fenerbahçe de burada ideale yakın bir 11 çıkacaktır. Fenerbahçe tarafının burada kupada ilerlemek istediklerini düşünüyorum ben açıkçası. Fakat moraller çok iyi değil. Hoca ile başkan toplantılar vesaire derken Fenerbahçe tarafında moraller iyi değil. Kayseri tarafında da gerçekten bir o kadar da moraller iyi. Trabzon'un deplasmanda 4 attılar. Kazanmasını bildiler. Burada kupaya da önem veren bir takım zaten Kayseri Spor. Ben ideal olarak şöyle bir değerlendirme altına aldım. İlk yarıdan Fenerbahçe'nin golüne bir 36 gibi oran açmışlar. Fenerbahçe ilk yarıdan gol bulma ihtimali var bence. İlk yarıdan Fenerbahçe golü bir 36. Bence gayet güzel. Bir yüksek oran olarak da şöyle bir değerlendirmem var. Benim maç senaryomu anlatmak istiyorum. Kayseri'nin gol bulması bekleniyor fakat Fenerbahçe'nin kazanmasını da bekliyorum. Ne oluyor öyle olunca? Maç 1 ve KG var oranı 2 3. Yani skor beklentim 2-1. 3-1, 3-2. Bu tarz bir skor çıkabilir diye düşünüyorum ben Ziraat Türkiye Kupası'nda. İlk gol erken gelirse maçın da açılmasını bekliyorum. O yüzden ama 2-1 skora biraz daha yakınım. 2-13 gibi orandan sisteme de burada ekleyebilirsiniz. Zalgirisle Tel Aviv mücadelesi. Zalgiris burada favori fakat bir Tel Aviv var ya, inanılmaz formda. Yani kendi evindeki oynadığı maçlara bakın basketboldan keyif alarak oynayan bir takım var açıkçası. Burada Tel Aviv'in durumuna baktığımız zaman zaten playoff potasında girdi bu takım. Onun dışında Zalgiris bu maç oynayacak işte. Zalgiris'in girme ihtimali var mı? Var. Bakın 9. sırada burada girme ihtimali var 17. 17 galibiyet Baskonya'ya birlikte. Arkadan Efes de geliyor. Zalgiris bu maçta oynayacak. Ben mücadelenin 157.5 üste gitmesini bekliyorum. 1.47 gibi de bir oranı var. Zalgiris'ten bak tek korkum şu. Tek korkumu söyleyeceğim. Zalgiris... 24 saniye süresi var ya onun sonuna kadar kullanan bir takım. O yüzden belki oradan başarısı olabiliriz. Fakat Tel Aviv'de beklediğim katkıyı verirse Zalgiristan'da ben o katkıyı alacağımıza inanıyorum. 157.5 üstten sizlere 1.47 gibi oranlar idealden öneriyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Fenerbahçe-Beko ile Anadolu Efes mücadelesi. Bu maçta Fenerbahçe kaç sayı atar? Bilen 5 kişiyi katı Telegram gruplarına alalım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kadar sayı atar, bu kadar sayı atar diyerekten yazabilirsiniz. Anadolu Efes oynayacak muazzam bir derbi. Muazzam bir maç olacak. Öncelikle onu söyleyeyim ben burada. Fakat şunu söyleyeyim ben. Şu oranlarda normalde Fenerbahçe favori açılabilirdi. Fakat son 2 maçtır Efes'in form durumu. Fenerbahçe'nin form durumu göz önünde bulundurduğu zaman Anadolu Efes'in favori açılması normal. Fakat Fenerbahçe burada taraftar önünde olacağı için ve bu maçın da bir yani şeyi yok. Anadolu Efes'in kazanması lazım. Fenerbahçe'nin de kazanması lazım. O yüzden bunlar güzelce bir çarpışacak. Çok da keyif alacağım bir mücadele olacak. Bir basketbol sever olaraktan da. Gerek canlısını gerek de kumaç her türlü almasını değerlendireceğim bu mücadeleleri. Ben mücadelede atsınlar yesinler. 162.5 üst olsun diyorum ben burada. Efes tarafında üçlük güzel gelirse pota altında da Fenerbahçe'nin üstünlüğü modla ile birlikte devam edecektir bence. Bu mücadelede 162.5 üstü. 1.47 gibi orandan önermek istiyorum sizlere. Bence gelme ihtimali olan maçlardan bir tanesi de bu Dediğim gibi Fenerbahçe kaç sayı atar onları da yazın Onun dışında bir de şöyle bir yüksek oran denemesi Yapmak istiyorum sizlere Mücadelede bir Efes galibiyeti çıkabilir diye düşündüğümden Kaynaklı da maç sonu 2 ve üstte 165.5 üst 3.08 Bu da yüksek oran olarak aklında varken değerlendireyim ama dediğim gibi Belki kısır geçme ihtimali olabilir Fakat bir açıldığı zaman da Pir açılabilecek maçlardan da bir tanesi olduğunu da düşünüyorum Valencia ile Bologna mücadelesi. Valencia'da artık her iki takımında bir iddiası kalmadı. Valencia kendi evinde burada bence kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ev basmanda eksikler var. Bu eksikler kaynaklı. Valencia burada galibiyeti alma ihtimali yüksek. Özellikle çizgi gerisinden de başarılı olan bir Valencia takımı olduğundan kaynaklı. Bononya tarafı burada eksikleri de olan Bononya takımı burada mağlubiyetle ayrılacaktır bence. Bu mağlubiyeti biz nasıl değerlendirme altına alırız diye baktığım zaman da şöyle 3 farklı bir Valencia galibiyeti. İsteyenler biraz daha oranı yükseltebilir bu bantta. 4 farklı Valencia galibiyeti. 5, 6 şekil şekilde oran sizi nereden tatmin ediyorsa ben burada Valencia'nın en az 3-4 farklı zaten galip gelmesini bekliyorum. 5 farktan sonrası da riske girer. Ona göre bir değerlendirme yapın Valencianın kendi evinde kazanmasını bekliyorum son mücadelem Baskonya ile Asfel mücadelesi. Bu maçta da Baskonya bence her türlü kazanacak. Onu söyleyeyim. Baskonya'nın galip gelmesi çok normal olacaktır. Çünkü Baskonya 8. sıraya abi vermek istemiyor. Son iki maçı zor bir Baskonya maçı var. Yani malı mülkü sat Basteller ya Baskonya'nın galibiyeti öyle. Fakat gel gör ki Baskonya'ya oran dahi açmadılar ki Asfel'de durumu bence çok iyi değil. O yüzden biz burada nasıl bir Baskonya alırız diye baktığım zaman da ev sahibinin üstüne gideceğiz abi. Burada ev sahibinin atacağı üste gideceğiz. Ev sahibi 86.5 üst var. Yani tam Baskonya'nın 87 sayı atmasını bekleyeceğiz. Burada da atabilecek kapasite de mi? Tabii ki öyle bir kapasitesi var. Asfel'in savunması pek iyi değil. Ki kör bir takım Asfel takımı. Ev sahibi 87 bandına gitmek istemeyen de şöyle bir değerlendirme yapsın. Ev sahibi 11 sayı farkla atar kazanır. Bazen şey oluyor. Fark çok fazla açılıyor. O baremde kalabiliyor. Yani Asfel çok bir sayı bulacağını düşünmüyorum ben burada. 10 sayı farkla, 11 sayı farkla Baskonya'da kazanabilir. Yani burada şöyle söyleyeyim. Verdiğim iki tahminde tamamen Basko'yu tarafında ikisini de alabilirsiniz ki ikisinin de gelmesini bekliyorum açıkçası. Değerlendirecekler bol, şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem vardı EuroLeague'de çok güzel maçlar var. Ben kesinlikle değerlendirme altına, idealden yüksek olanların her şekilde değerlendirme altına yapacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Video'ya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.